Yeah, be cool, be cool. Just move with the groove. No funk in here to be way too smooth. Yeah. Let's just do what we came to do. Just vibe with it. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Division 3'teyiz. Kaldığımız yerde Ultimate Team oynuyoruz. En son nerede kalmıştık? Division 3'teydik. Division 2'ye çıkmamız için 3 maçta 5 puan almamız gerekiyordu. 3 maçta 5 puan. Neden olmasın ki diyoruz. Ve Türkiye ilk kadromuzla oynamaya devam edeceğiz tabii ki. Diego'nun bir sakatlığı var. Diego'nun yerine oraya kimi koyabiliriz? Kimi koyabiliriz? Kimi koyabiliriz? Musa Sol'u koysam oraya. Yo, Arda Turan'ı koyabilirim. Aynen. Arda Turan'ı koyalım buraya. Bu adamın da kontratı bitmiş. Bunu biz Kiza diyorduk. Kiza'nın kontratı bitmiş. Kiza'ya da kontrat yapalım. Tamam. Şu anda takımımız bakalım. Güzel. Hemen fitnesslerine basalım. Fitness değil, traininglerine basalım takımımızı. Takımımızda kim var? Yine sol kanatta Jenner var. İnanılmaz oynuyor. İnanılmaz oynuyor. Semih çok iyi oynuyor. Gökhan Göz biraz vasat ama uzun. Gökhan Töre orta sahada her an her şey yapabilir. Kovarejma golcü gerçekten. Yani sağ kanat oyunda bakmayın. Golcü nani deseniz gerçekten iyi. Arda Turan biraz burada şu an kimya olarak sıkıntı yaptı ama onun da canı sağ olsun. O halleder bir şekilde. Arda Turan'ın biraz daha kimyasının iyi olması için şu tarafı alabilir miyiz? 95 oldu. 93. Fark etmez ya. O kadar da önemli değil. Ben çok da önemsemiyorum takım kimyasını. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir rakip gelir. 3 maçta 5 puan alırız. Division 2'ye çıkarız. Hatta 3'ü 3 maça kalmaz inşallah. 2 maçta 6 puan alırız ve şey yaparız. Şimdi biz bu rakiple daha önce oynadık gibi geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Rakip şu anda Colorado Rapids diye bir takım sanırım. Ratingi 82 takımının çok hızlı bir ileri üçlüsü var. Sağ kanatta yani sağ bekte Lazlo'da oynadığını görüyorsunuz şu anda. Trabzon sanırım aldı onu. Trabzon'dur bu sene. Defansa Thiago Silva var. İnanılmaz bir oyuncu. Kadrosu bizden çok üstün. Çok üstün bir kadrosu var bizden. Hele ki o hızlı forvetleri gerçekten can alıcı. Ama Türk Kaplan'ı biliyorsunuz kimseden korkmaz. Topunu oynar. İşine bakar Türk Kaplan'ı. Türk'ün gücü her yerde. Ben bu arada böyle gaza getiren konuşmalar yapıyorum da az kalsın gol yiyecektim ya. Gol yiyecektim. Kaptırıyordum topu. Hadi bakalım. Şimdi Amerika'nın önüne bir top. Amerika kaleciye kaçtı. Ne Amerika'sı? Dembaba. Dembaba vuracak. Dembaba vur. Allah kahretsin. Şova gitti. Yapma Dembaba. Yapma oğlum. Neden böyle bir hata yaptık ki? Birazcık bir ellerimiz kalktı sanki değil mi? Evet. Şimdi aldı. Muslera'ya. Muslera'dan Semih'e. Semih defansa dönecek. Büyük ihtimal Gökhan Gönül topun üstüne atladı. Kovarejma yattı. Kovarejma şöyle baktı. Orta sahada harika hareketlerle sıyrıldı rakiplerinden. Şimdi kaleye doğru gidiyor Kovarejma. Kovarejma döndü. Gökhan'ın bindirmesini bekledi. Gökhan bindirdi. Sağ kanattan Gökhan içeri doğru girdi. Her zaman yaptığı hareketler. Gökhan şimdi kaleye doğru gidiyor. Allah kahretsin artık vur. Schneider bir kim o? Nani? Nani? Hocam lütfen. Hocam lütfen. Faulümüzü verelim. Topun başında Wesley var. Wesley Schneider, Wesley vuruyor. Her zaman olduğu gibi avuta attım. Allah kahretsin şu yön tuşları, analogla hala vuramıyorum ya. Şu analogla vurmayı bir öğrenemedik ya. Caner söktü aldı. Adamın ham maddesi Caner. Dembaba'nın önüne attı ama hızlı bir top. Sert futbol. Görüyorsunuz ki bizi asla yıldıramazlar bunlar. Geldi Semih. Çekil lan dedi öyle. İki kişi geçin. Yerim kalk dedi. Şimdi ona oğlum lan bomboş lan koyarız yürü. Yürü lan Kovarejma. Yürü lan. Dembaba'ymış ya. At vur. Koçum benim be. Koçum benim be. Diego Armando Hector da Silva'na ne yaptı golü? Mükemmel bir gol. Dembaba öyle bir getirdi ki. Defanstaki adam Dembaba'yı karşılayacağını zaten. Şöyle olduğu yerde bekliyor. Bakın. Durdu ama patates oldu. Pazara gönderdim onu. Şu anda pazardan iki tane limon olmaya gitti sanırım. Olsun sıkıntı yok. Hani? Gol attı. 1-0'a geçirdi Türk Kaplan'ı. Türk Kaplan'ı asla affetmez. Acımaz. Hiçbir yerde. Evet bu saçma sapan hareketleri dedikten sonra şu gol. Ay! Lan lütfen olmasın. Ay olmadı. Eğer şu kendimizi överken şu golü istedik. Adam zaten yemin ediyorum patates etti bizi. Acayip derecede troll olacaktık ya. Şimdi Kovarejma'nın önüne. Kovarejma göğüs kontrolü. Ricardo Kovarejma kaleye baktı. Vurdu 2 oldu. Ricardo Antonio Silva Hector Zinkovic Batistuta neydi bunu? Kovarejma. Kovarejma'ya saçma sapan isimler takarken Kovarejma'nın gerçek ismini unuttuk. Ya ben size az önce ne dedim kadroyu gösterirken? Golcü dedim. Bu adam golcü arkadaşlar artık bunu anlayın ya. Bu adam golcü.
Koçum benim be. 2-0 oldu. Rakibimiz az önce yapmış olduğu saçma sapan hareketleri az önce kendimizi övdüğümüz için fark etmemiştik. Adam bizi teke teke geçtiğini ama şu anda bize o hareketleri yapamaz tabii ki. Gökhan Gönül. Gökhan'dan şimdi Demirke'nin önüne. Aa inanamıyorum. Gole giden adam var, atma topu. Ya bu oyun harbiden kafayı yemiş ya. Gole giden adamım var ya, atsa gole gidiyorum. Of çok iyi müdahale. Ben baba. Oğlum adamların sanki arkadan biri çekiyormuş gibi gidemiyorlar ya. Kovalejma. Kovalejma. Sıyrıldı. Kovalejma ondan da 8 kişiden sıyrıldı. Yapma lan, ne yapıyorsun? Allah kahretsin ya. Ya ben gerçekten vuruyormuş gibi yapmadım orada. Defansım ne yaptı benim ya? Hak ettik arkadaşlar. Bu rejimlerle saçma hareketler yapıyoruz. Yürü lan. Faul bizim mi? Vur oğlum Caner. Caner burada ot attı. Güzel bir organizasyon. Koçum Caner sol ayak geçirmişsaydı iyiydi. Ya kaydım topu dışarı çıkarsın diye kalenin içine attı ya. Ya bu Semih ilk golde de aynısı oldu. Semih'in saçmalama hatasından. Arkadaşlar saçma sapan falan iki tane gol yedik. Acilen benim F9 taktiğine geçmem lazım. F9 taktiğine diyecek olursanız birazdan göreceksiniz. F9 taktiği benim kendi taktiğim şudur. Adım attıracak yer bırakmadan diğer sahada, rakip sahada pres yapma ve F9 taktiğine topu kaptığımız anda geçiyoruz. Offside olması lazım. Bu da offside olması lazım. F9 taktiğine geçiyoruz. Sert futbol oynayacağız şimdi. Kırmızı kart gelebilir ama maçı almak adına bunları yapılması lazım. Kırmızı kart her an gelebilir. Sert donuyacağız. Rakibe adım attırmamaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Aa inanamıyorum. 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 Top Dembaba'nın ayağındayken bastım, iki kere yanlışlıkla pasa. Allah kahretsin böyle olayı ya. Ha şunu yapacaktın ya Semih az önce işte. Yürü oğlum. Ya arkadaş şu oyun niye hep ben gole giderken bitiyor ya? Kötü bir skor oldu. 2-2 yani 2-0'dan 2-2 olması kötü oldu. Ama sıkıntı yok. Aha. Yürü oğlum lan ne? Yürü oğlum lan ne? Allah kahretsin böyle pozisyonu ben nasıl harcarım ya? Ya ben böyle pozisyonu nasıl harcarım ya? Allah kahretsin ya. Yürü.
Ya. Dur oğlum Dembaba. Ya arkadaş nereye atıyorsun topu ya? Aha. Golcüyü sokmam lazım ha. Benim golcüm girmesi lazım. Nerede benim golcüm? Burada. Schneider falan filan kim ne var? Buruma var. Buruma da ne yerini olabilir? Yoruldun hani. Çocuk bunun yerinde bu. Tamam. Benim golcüm girdi abi. Yoruldun kantere. Hadi oğlum golcü. Hadi koçum benim. Hadi Emenike be. Yürü. Vur lan. Vur. Allah kahretsin. Oğlum her maç son dakika kalır mı ya? Çok iyi oğlum Caner. Şimdi Emre'ye yürü. Yürü lan. Lan. Yes. Almış sadece hızlı adamları. Onun ekmeğini yağ süreceğiz şimdi arkadaşlar. Ultra atak oynayacağız. Artık ya hero ya mero. Yürü lan. Yürü be oğlum. Ya nasıl atıyorsun şu pası ya? Ya şu çalımı attıktan sonra o top nasıl tekrar onun önüne geliyor ya? Yürü oğlum be. Yürü oğlum. Yürü oğlum be. Hadi aşağı. Vurum. Yes. Koçum benim be. Koçum benim be. Koçum benim be. Bir uzun top attı. Kita'ya. Kita abi göğsüne. Arka direkte vuruma hemen yetişti. İnanılmaz bir gol daha be. İşte bu ya. Koçum Kita. Kita 10 numara giriyor ya. Vurum arka direkte. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Hemen hemen hemen. Hemen defans defans defans. Defans değil. Balans. Gol yemeyelim. Geçen maç gibi olmasın. Çok iyi. Yürü oğlum Kita. Ya nasıl bir pas atıyorsun bu oğlum Kita? Lan lan lan. Oyna vurma ya. Herkes adam olacak. Herkes adam olacak. Türk kaplanın pençesini sırtında hissedecek.
Nedir lan bu? Nedir bu? Kimle şakül yapıyorsunuz lan? Türk kaplanı acımaz, affetmez. Koçum benim. 2-0'dan maçı verdik derken 2-2'den tekrar 4-2 yaptık. Ne var? Ne var? Ha, ne oluyor lan? Şşş. Kime kart veriyorsun lan? Evet, sizler size. Sizler Türk futbolunu bitiremeyeceksiniz oğlum. Türkleri bitiremeyeceksiniz. Oğlum siz bizi var ya, siz bizi yok etseniz biz yine çıkarız. Bir yerden çıkarız. Bir delik buluruz, çıkacak. Yönetip de ondan çıkarız, yine çıkarız. Çekil lan önümden. Çekil. Olsun olsun. Nazar boncuğu durmuş olmaz. 5-3 kazanıyoruz bu maçı. Yani kaç bilmiyorum. Kazanıyoruz. Ve artık 2 maçta bize sadece 2 puan lazım. Kazandık. 5-3 kazandık. Final maçına çıkıyoruz. Division 2 için artık final maçı olabilir. Umuyorum. Ne yapalım? Final maçına güzel kadro çıkalım mı? Ronaldo, Ronaldo falan. Biraz onları izleyelim ya. Aynen. Hadi biraz onları izleyelim. Onları da özledik. Ronaldo'yu bayağı da kullanmıyoruz. Onu da özledik. O kadroyla bir çıkalım. Ama ne zaman o kadroyla çıksam yeniliyorum. Türk kadrosu her zaman daha iyi bence. Bu kadroyla oynamak her zaman daha iyi. Çünkü o kadroyla çıktığım zaman, bu arada kitap açığımız olmuş. Sonradan soktuğumuz adam. Helal olsun bana. Tabii gol attı, attırdı falan. O kadroyla ne zaman çıksak yeniliyoruz. Çünkü o kadro güçlü bir kadro olduğu için momentum yiyor. Olsun. Şu anda Division 1'e çıkmak için 2 maç hakkım var. Pardon, 2'ye çıkmak için. Allah söyletiyor bu arada. 2 maç hakkım var. Ben bir tanesini Ronaldo'dan yana kullanmak istiyorum. Ronaldo'lu kadrodan. Çünkü Ronaldo'yu gerçekten oynanışı, yani kontrol etmesi bile ayrı bir güzel. Bu takımın şey ne oldu? Bu maçı diyorum. Bu takımı kontrol etmesi bile ayrı güzel. Ronaldo'yu şöyle koşturmak sağdan soldan falan çok farklı. O yüzden şu takımla bir rakip arıyoruz. Final maçı Division 2'ye çıkacak mıyız, çıkamayacak mıyız? Bu maçtan sonra bir maç hakkımız daha var ama olsun. Marcelo, Ramos, Pique, Alves ve Hajduk Speed diye bir takım geldi. Kırmızı formasıyla çıkacak sahaya. Sarı ile çıkmak istiyor. O zaman biz de beyaz diyoruz. Sarı beyaz formalarla çıkıyoruz. Kendisi 4-3 oynuyor bizim gibi. Bakalım nasıl bir takım. Ratingi 89 mu? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Robben mavi, Neuer mavi, siyah Ribery. Mavimsi bir tane enteresan Aubameyang. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kadroyu gördük ya. Tırsık mı? Hayır. Neden? Çünkü Türk kaplanı asla tırsmaz. Maçını yapar. İki kişi orada B ile pres yapıyor ama sıkıntı yok. Şimdi paslaşarak kullandık. Peki cihaz sahasının dışında kim var orada? Cihaz sahası dışına. Şimdi sert bir şut Kedira'dan. İkinci pozisyon. Kontratak yemeyelim. Kontra yemeyelim. Sert geldi. Türk kaplanı sert geldi. Aubameyang'ın önüne klasik. Orada tabii ki bizdeki müdahale. Şimdi Kedira'dan uzun bir top Gerrit Bey'in önüne. Gerrit Bey kaleye doğru gitmeye başladı. Gerrit Bey harika sıyrılabilecek mi? Harika sıyrıldı. Gerrit Bey kaleye gidiyor. Bir harika hareketle. Gerrit ne yapıyorsun? Kendine gel. Oğlum oyna. Şimdi kaleye baktı. James. James Rodriguez. Müthiş bacak araları. Lan oğlum. Bir hata fark ettim kendimde. Çok arıyorum. Çok aramam lazım. Ya yapma be. Ne olsaydı be. Ne olsaydı be. Ne olsaydı be hocam ya. Çok büyük hata. Çok arıyorum arkadaşlar. Yani bulduğum pozisyonu mesela vur ya da orta aç değil mi? Tekrar sağa sola çekmenin bir anlamı yok. O hatamı birazdan düzelteceğim. Bu ne ya? Abi bu toplar adamın önünde kalıyor ya. Çok iyi.
Sinek mi var? Casillas'tan Khedira'ya uzun bir top. Khedira orta sahada Ronaldo'yu gördü. Ronaldo Gerrit Bey'le. Gerrit Bey kanada hemen oraya doğru, kanada doğru, köşeye doğru topu götürmeye çalıştı ama götüremedi. Çünkü defans orada sert müdahaleler yapıyor. Ronaldo, Gerrit Bey şimdi araya oynadı. Oğlum yürü. Yürü oğlum. James Rodriguez vur attı kale. Son anda defans. Rakibimiz gerçekten iyi oynuyor. Geldik, aldık topu, söktük. Söktük, aldık. Neymar. Neymar Junior. Ya yapma oğlum. Benim de mallığım var. Yok değil. Neymar Junior. Uzun bir top. Şimdi attı. Yürü oğlum. Vur lan. Vur oğlum. Ah be oğlum ya. Nasıl atıp atıyor. Pozisyonu bu şekilde harcamış olduk. Yapma, yapma. Lan. Harbiden yiyorduk ha. Yapma sakın. Hayır hocam, kırmızı verme. Kırmızı verme lütfen. Lütfen. Verme. Ya verme ya. Allah kahretsin ya. Kötü oldu. Kırmızı kart gördük. Zaten rakip üstümüze geliyor ve iyi oynuyor. Bir de kırmızı kart gerçekten çok kötü oldu bizim için. Çok iyi be. Yürü be oğlum. Yürü be oğlum. Vur. Yes be. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. İşte bu be. Kırmızı kart gördük. Defansımız şu anda allak bullak. Hemen oraya bir şekil yapmamız lazım. Hemen oraya bir düzenleme yapmam lazım ama sıra ben sende değil diyor. Tamam kardeşim, anladım. Ama şu yazıyı Allah rızası için çek şuradan. Bak o yazı yüzünden gol yiyeceğim. Lütfen çek. Heh. Tamam. Ne yapabiliriz? Khedira'yı oraya alıp şöyle bir şey yapabilirim. Ama bu sefer de burası çok boş kalacak. Yapacak bir şey yok. Hocam. Hocam aynısı. Hocam aynısı. Hocam kırmızı istiyorum. Bana vermiştin kırmızıyı. Evet. Ne yapacak bakayım? Sarı. Yazıklar olsun be sana. Sana yazıklar olsun be. Çok iyi be, dokunamadı. Yürü be oğlum be, süpersin be, yürü be. Yürü be. Benim çok mallıklarım var ya. Yani. Ya. Ya burada kırmızı ver şimdi. Ya sarı. Abi şu sert futboldan hiçbir zaman taviz vermiyorum. Hiçbir zaman da vermeyeceğim. Offside, 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 offside. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin olun, offside. Sakin olun arkadaşlar. Kendine gel Robin'cim. Sakin ol bebeğim.
Gerrit Bey'in arkasına doğru bir pas. Nerede benim adamlar ya? Yuh. Elleme. Elleme. Hadi be. Çok iyi. Ya. Şu aldığım zaman gidemiyorum ya. Yürü oğlum. Yürü be Neymar. Harika. Lan. Aha. Lan. Lan oğlum ne yapıyorsun? Vurulmuş gibi yaptım, yapamadım ya. Yap. Bizim. Heyecanlı bir maç oluyor. İlk yarıda 1-0 öndeyiz. Üstünlüğümüz var. Bir de kırmızı kartımız var. Bu maçı alacağız ve Division artık 2'ye çıkacağız. Division 3'ten artık yeter artık. Gına geldi Division 3'ten. Division 2'ye çıkacağız. Oradan 1'e çıkacağız. Hadi bakalım. Güzel bir top. Güzel bir top. Hadi oğlum vur orada kafayı be. Ulan Ronaldo olsaydı vurdu ya. Ya bu saçmalık işte ya. Vallahi saçmalık bu ya. Ya Marcelo ile Robben'i tutmam lazım, tutamıyorum. Havadan pas atıyor, adam göğsünü alıyor ya. Bir de lan ya. Ya şuraya bak Allah aşkına ya. Ya Philip Lam göğsünü alıyor ya. Abi nasıl bir defansın var ki Philip Lam göğsünü alabiliyor ya topu. Ya çıldıracağım, vallahi çıldıracağım. Defanslı yaptığım hatalara inanamıyorum ya. Ya hadi ya. Yürü be. Yürü be. Aç Ronaldo ya. Vur artık şunu. Oha! Kurtardı. Şaşırmış, yemin ediyorum ha. Adam hiçbir şey yapmıyor ya. Topu oynayan benim.
Vur be. Yes be. Koçum benim be. Koçum benim be. İşte bu be. İşte bu. Kiki. Kiki. Şimdi kırmızı kartımız var. Bastıracak büyük ihtimal. Üzerimize doğru. Çünkü yani biz eksiyiz ve şu anda o galibiyet bekliyor. Eksik kadroma benim. Yür oğlum. Vur lan. Allah'ım ayağını son anda koydu be. Ya. Vur lan ne olur. Hames maske. İşte bu be, işte bu be. Çok iyi ya, çok iyi ya. Bekle bizi Division 2, biz geliyoruz. Bekle bizi Division 2. Ulan bitti bu iş, bitti bu iş, bitti bu iş. Bu iş bitti, bu maç bitti, bu maç bitti. Division 2 geliyor. Abi Gerrit Bey'i gördün mü bak, bu tarafa doğru gidiyordu. Adam bak defansa buradan geliyordu, tık dedi topu tuttu, defans patates. Bak bak bak, Gerrit Bey'i izle bak. Gidiyordu, tık. Oba, Patatesovic. İşte bu be. Gerrit Bey, Gerrit bal attı. Şu anda rakip şokta, diyor ki bu nasıl olur diyor ya, bir taktiğe girdi çıktı diyor. Hangi taktiği yaptı acaba diyor. Ayak kırma taktiği yaptım lan. Lütfen lütfen, hayır. Hayır hayır. Çok iyi. Hadi oğlum. Yapma be oğlum ya. Abi benim Ronaldo gibi bir adamım bile sanki ağır gibi ya. Ya. Ayak düşünürsene be oğlum. Ayağımızın altından kaçırdık. Şu anda pas yaptırmıyoruz normalde. Ama offside. Oo, atamadı. Atamadı. Allah'ım %100 atamadı ya. %100 pozisyon. Çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu bu. O bize pres yapan adamın arkasına doğru bir pas. Çok iyi oldu. Gerrit Bey. Çok iyi. Buyur oğlum. Çok iyi. Yapma. Yürü oğlum be. Yürü be koçum. Yürü be koçum. Çok iyi be. Faul hocam ya. Faul hocam ya. Artık bu iş bitti. Artık Division 2'deyiz. Artık Division 2'deyiz.
Nereye attın lan? Kaleci attım ben. Olsun. Yapma. Harikasın be Marcelo be. Yürü oğlum Gerrit Bale. Yürü oğlum Gerrit Bale. Oo hocam. Hocam ne oluyor ya? Lütfen hakkımızı koruyalım biraz hocam. Lütfen ayıp oluyor ya. Bitir artık hocam bizi uğraştırma ya. Bitir artık maçı. Bitti bu maç. Bitti bu maç. Bitti. Türk kaplanı pençesini soktu. Division 5'ten Division 2'ye kadar geldi. Ve artık Türk kaplanı Division 2'de. Yepyeni bölümlerle. Yepyeni. Bu ne lan beyaz forma? Ne gelmiş? Yepyeni bölümlerle Division 2'de yeniden karşınızda olacağız. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Birazdan bir resim çıkacak karşınızda. Orada abone ol yazısı çıkacak. Abone ol yazısına tıklarsanız ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Videolarımıza yorum yaparsanız ayrıca ekstra mutlu oluyoruz. Emeğimize hiç olmadı karşılık olarak görüyoruz bunları. Tekrar göstereyim. Division 2'ye beraber çıkalım. Dediğim anda ben çıkamadım galiba ya. He çıktım ama bir maçta bana şey veriyor. Kupa için veriyor. Daha fazla para alabilmek için. O maçı tabii ki şimdi oynamayacağız. Her türlü çıktık zaten. Tekrar dediğim gibi. Birazdan çıkacak yerden abone ol tuşuna basarak abone olabilirsiniz. Videolarımıza like yani beğenirsiniz ve yorum atarsanız çok mutlu edersiniz bizi. Yeniden çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.